Senden sonra ateşi bir hayli yükseldi. Hekimler güç bela düşürdüler. Şükürler olsun artık ki. Birkaç güne düzelir dediler. İnşallah. Şehzadem Selim. Sağ salim saraya dönmüş. Aramızdaki onca şeye rağmen bunu yapmış olman takdire şayan. Yaptığın iyiliği asla unutmayacağım. Hayat ne tuhaf değil mi sultanım? Buraya gelirken tuzağınıza düşüp canımdan olsaydım, siz de evladınızdan olacaktınız. Ne tuzağı? İtiraf etmenizi beklemiyorum. Rahat olun. İster inan, ister inanma. Allah şahidimdir ki ben sana tuzak kurmadım. Buraya gelmeni istedim. Zira bu hünkârımızın arzusu. Zor zamanlarında sana da ihtiyacı vardı. Madem öyle diyorsunuz. Öyle. Ne olduysa zinhar benimle alakalı değil. Selim'i o müşkül vaziyetten kurtarmakla en doğru şeyi yaptın. İltifata, teşekküre lüzum yok. Zira siz istediniz diye yapmadım. Selim benim kardeşim. Biliyorum. Kaderde bunu söylemek de varmış demek. Bütün bunlar. Yani aramızda olup biten şeyler. Hiçbirini ben istemedim Mustafa. Hiçbir vakit benim tercih hakkım yoktu. Bu kaderin bir oyunu bize. İstesek de bir araya gelemeyiz. Sen bir tarafsın. Ben bir taraf. Ve maalesef ki birimizin selameti diğerinin felaketi olacak. Ne yazık değil mi? Sen ve ben Mustafa. Bir şartta kavgaya tutuşmazdık. Keşke sen benim oğlum olsaydın da bu kanlı savaşta karşı karşıya kalmasaydık. Nihayet saraya teşrif edebildin. Sultanım. Haddini aştın Hüsnü Paşa. Hem de ziyadesiyle. Ne dediğinizi... Ne dediğimi gayet iyi biliyorsun. Şehzade Selim'i rızam hilafına Yeniçeri Ocağı'na gönderdin. Siz acı ve keder içinde hünkârımızın başındayken tek başıma kararlar aldığım doğru. Ancak buna mecbur kaldım. İlaveten tedbir almamı isteyen sizdiniz. Senin tedbir dediğin şehzademi ölüme göndermek mi? Madem ki gönlünüzden geçen taht namzeti Şehzade Selim, o vakit bunu hak ettiğini ispat eder diye düşündüm. Cesaret gösterir zannettim. Paşa, sana mı kaldı şehzadelerimin cesaretini ölçüp biçmek? Bu yetmezmiş gibi Mustafa'ya tuzak kurmuşsun. O kusursuz bir saldırıydı sultanım. Lakin en yakın koruması şehzadenin kılığına girmiş. Bunu bilemezdik.
Doğrusu her şeyi düşünmüşsün. Şehzade Mustafa suikaste kurban gidecek. Şehzade Selim Yeniçerileri. Böylece Bayezid rakipsiz kalacak, öyle mi? Sen hangi cüretle benim arkamdan iş çevirirsin? Hepimiz aynı gemideyiz sultanım. Ve hızla kayalara doğru sürükleniyoruz. Birinin geminin dümenini eline alması icap ediyordu. Paşa. Kulağını aç, iyice dinle. Zira ikinci kez söylemeyeceğim. Ben nefes aldığım müddetçe o dümen yalnızca benim elimdedir. Aksini düşünen boğazın dibinde bulur kendini. Maalesef sultanım. Artık geminin dümeni Şehzade Mustafa'nın elinde. Tereyağından kıl çeker gibi çıkacak tahta. Sonra da başta şehzadelerimiz olmak üzere hepimizin kaderine hükmedecek. Hünkârımız, tehlikeyi atlattı, şükürler olsun. Yakında kalkacak. Bu kabus dolu günler nihayet bulacak. Gel. Sultanım, Sümbül Ağa geldi. Gelsin. Sultanım. Ne havadisler getirdin bakalım çarşı pazardan? Vallahi sultanım, canınızı sıkmaya değmez. Zaten başınızda bin bir türlü bela var. Bir de bunlarla mı uğraşacaksınız? Sümbül. Şehzade Mustafa'nın payitahta gelişini konuşuyor herkes. Dillerinden düşürmüyorlar. Ay, varsa yoksa Şehzade Mustafa. İlaveten... İlaveten? Yeniçeri Ocağı'nda düştüğü vaziyetten mütevellit Şehzademiz Selim alay konusu olmuş. Ay dilleri kopsun. Ay boyları devrilsin ya Rabbi. Ay elden ayaktan düşsünler inşallah. Kimseyle konuşmak istemiyorum Nurbanu. Benimle bile mi? Validem. Sana söylediklerimi hatırlıyor musun? Bundan böyle yalnız yürümeyeceksin oğlum. Arkanda ben varım. Bu bir imtihan Selim. Herkes için. Dik duranın, eğilmeyenin, ihanet etmeyenin galip geleceği bir imtihan. Böyle bir zamanda hiç kimse Yeniçeri Ocağı'na gitmeye cesaret edemezdi. Lakin sen gittin. Bir gün bu devleti idare edebilecek tıynette olduğunu herkese ispat ettin. Neler olduğunu anlatmadılar mı size validem? Herkes benimle alay ediyor. Bir korkak olduğumu söyleyip arkamdan gülüyorlar. Benim hakkımda da konuştular. Ağza alamayacak laflar söylediler. Ne cadılığım kaldı, ne büyücülüğüm. Başımın arkasında bir gözüm olduğunu söyleyen bile işitmiştim. Bütün bu laflara kulak assaydım, bugün bir cihan sultanı olmazdım. Yıllarca beni tanımaları, hakkımdaki yalan yanlış fikirleri yok etmek için uğraştım. Vakıflar, imarethaneler kurdum. Aşevleri açtım. İhtiyaç sahibi herkese yardım ettim. Nihayetinde başardım. Artık beni seviyorlar. Dua ediyorlar. Bilhassa çocuklar ve kadınlar. Bir cadı olmadığımı gördüler zira.
tek derdi evlatlarını korumak olan bir anne olduğumu biliyorlar. Sen o ocağa giderek büyük bir iş başardın aslanım. Emin ol, bu bir şeyleri değiştirecek. En azından seni. İlaveten, sakın unutma. Sadece aptallar korkmaz. Sultanım, size minnettarım. Eminim sözlerinizin muazzam bir tesiri olacak. İnşallah Nurbanu. Aslanımı yalnız bırakma. Merak etmeyin. Gözüm hep üzerlerinde. Sultanım, bu zor günlerde Allah yardımcınız olsun. Eğer elimden bir şey gelirse ben buradayım. Eminize amade. Haberi alır almaz Üsküp'ten yola çıktım. Hünkârımız nasıllar? Afiyetteler inşallah. Hekimler müsbet konuştu. İnşallah iyileşecekler. Hayırlısı Gülfem. İsterseniz hünkârımızın yanına gidelim. Şehzademiz ve Fatma Sultanımız sizi orada bekliyorlar. Âlâ. Hepsi birer birer geldiler. Akbabalar gibi hünkârımızın başına üşüttüler. İçiniz rahat olsun sultanım. Hünkârımızı bir an bile yalnız bırakmıyoruz. Siyahlara bürünmüşsün. Cenazeye heves etmişsin belli ki. Lakin hayallerin suya düşecek Mahidevran. Zira hünkârımız yakın ayağa kalkacak. Gözlerini açacak. Eskisinden daha güçlü geri dönecek. Senelerdir bekliyorum Hürrem. Biraz daha beklerim. Er ya da geç hak yerini bulacaktır. Hünkârımızın bu halinde senin de payın var. Günahlarını ortak ettin. Şimdi bedelini ödüyor. Esas günahkar olanlar henüz ateşe atılmadı. Onlar öyle bir yanacaklar ki külleri dört bir yana savrulacak. Bir nefes Hürrem. Bir nefes kadar yakınsın sona. Etrafına bak. Ecel terleri döken Rüstem'den başka kimse kalmadı yanında. Evlatların bile terk etti seni. Beyazıt, Mustafa'mın yanında. Keza Cihangir de öyle. Zira hakikati gördüler. Doğrudan, haklıdan yana taraf oldular. Ateşler içinde yandım. Yokluğumda ne oldu? Bilmem icap eden bir şey var mı?
Şimdi vakti değil Süleyman. İstirahat et. Güç toplaman lazım. Lokman Ağa. Hünkârım. Hekim başını çağır. Günlerdir perişan haldeyiz. Size dua etmekten başka elimizden hiçbir şey gelmedi. Lakin şükürler olsun ki Rabbim sesimizi duydu. Sizi bize, kullarınıza bağışladı. Farkındayım Hürrem. Varlığını hep hissettim yanımda. Duyar duymaz yola çıktık hünkârım. Allah sizi başımızdan eksik etmesin. Neler çektiğimizi bir bilseniz hünkârım. Yokluğunuzda cehennem azabı yaşadık. Nihayet kötü günler bitti. Değil mi Mihrima? Cehennem ateşleri söndü. Neşemiz, sevincimiz daim olsun. Cihanın dört bir yanına ulaklar göndermeli. Davullar çalmalı ki dost düşman herkes hünkârımızın saatine kavuştuğunu işitsin. Yedi iklimin mutlak hakimi hünkârımızı böyle saat içinde görmek beni ziyadesiyle mesut etti. Rabbim uzun ömürler versin. Huzur ve sükunet içerisinde uyu. Sen de Mihrim'e. Gücümü, kuvvetimi toplayacağım Allah'ın izniyle. İnşallah. Gel. Hünkârım. Yakında ayağa kalkacağım Rüstem. İnşallah. Bütün kullarınızın arzusu bu. Cuma selamlarına katılmak istiyorum. Namazımı rahmetli oğlumun camide kılacağım. Hazırlığını ona göre yap. Zinhar olmaz hünkârım. İyice toparlandıktan sonra elbette. Kararım katidir Hürrem. Bir an evvel bu saraydan çıkmam icap eder. Dostum düşmanım görsün ki yaşıyorum. Aksi halde sular durulmaz. Hak haliniz var hünkârım. Ben gerekli tedbirleri alacağım. Âli. İlaveten herkesi tek tek huzuruma istiyorum. Paşalarım, şehzadelerim, sultanlarım. Bakalım ben uykudayken ne olmuş bu alemde? Anlatırım. Ben hasta yatağımda yatarken neler oldu, neler yaşandı? Şehzade Mustafa'yı destekleyen beyler, reisler, ulemadan kimseler bir araya gelmiş. Onu tahta çıkarmak için ant içmişler diye işittim. Arkalarında kim var bilmiyorum lakin muazzam bir güce sahip oldukları aşikar. Senin yokluğunu fırsat bilip isyana kalktılar. Selim'i öldürecekti zalimler. Ben senin başucunda senin için dualar ederken ahali Sultan Mustafa çok yaşa diye bağırdı meydanlarda. Şehzademizin bir kabahati yok elbet.
Ancak buna karşı sessiz kalması kabul edilemez. Kimin haddine sen nefes alırken bir şehzadeye sultan demek? Hünkârımız sağlığına kavuştu. Ağlar dağıtın altınları. Hepimize geçmiş olsun Hürrem. Nihayet hünkârımız hastalık belasını def etti. Şükürler olsun sultanım. Gerçi daha def edilecek nice belalar var. Hünkârımızın başındaki en büyük bela sensin Hürrem. Ne yazık ki buna bile İstiye katlanıyor. Hazırlıklara başlasan iyi edersin. Hünkârımız saatine kavuştuğuna göre oğlunla birlikte Amasya'ya dönmen icap eder. Malum, boş bırakmaya gelmez. Hürrem,